The word Negro is a term that was made up by the white man himself during slavery, and no right-thinking black man in America today will accept it as a term to apply to himself. If the white man, no matter how dark he is, still regards himself as a white man, then our people, no matter how light we get, still regard ourselves as black people. If it's good enough for him to be white, it's better for us to be black. Biz tarihçilerin pek incelemediği ve pek bilmediği bir konuda Afrikalıların büyük bir kısmının Müslüman oluşuydu. Hatta köle olarak getirilenlerin bazıları Arap kökenliydi. Bu tabii az rastlanır bir şeydi ama İslam'ın Afrika'nın bu kısımlarına ulaştığı bir gerçekti. Galiba şunu söylemek doğru olur. Buraya getirilen Afrikalıların birçoğu İslam'dan çok kendi yerli dinlerine inanıyorlardı. Ama bazıları buraya getirildiklerinde Müslümandılar. Sonuç itibariyle bunun pek bir önemi yoktu. Zira her iki tarafta da dinleri ve isimleri yok edildi. Bu da aslında Malcolm X'in X soyadı almasının nedenidir. Çünkü onun soyadı tarihte kaybolmuştu ve aynısı bütün Afro-Amerikalılar, yani zenciler için geçerlidir. 19. yüzyılın ortalarında Georgia eyaletine ait Chapello Adası'nda birçok Müslüman zencinin bulunduğu ve bunların en meşhuru olan Bilal-i Muhammed'in dini inançlarını çocuklarına da intikal ettirebildiği bilinmektedir. Bu zatın 1930'larda hayatta olan bir torununun annesinin namaz kıldığını hatırladığı kaydedilmektedir. Amerika'ya getirilen Müslüman zencilerin dinlerini ne derece ve ne kadar muhafaza edebildikleri bilinmemektedir. Georgia Eyaleti Tarih Kurumu'nun müzesinde saklanan kölelik devrinden kalma, ismi celal yazıları ve bazı levhalar, mushaflar, köleler arasında dini duyguların hemen kaybolmadığını göstermektedir. Ancak köleliğin kaldırılmasından sonra da bu talihsiz Müslümanlar kalıcı bir şekilde cemaatleşememişlerdir. Tespit edilemeyen bir tarihte zenciler arasında Müslümanlık bir din olarak kaybolmuşsa da bir takım hatıralar kalmış ve bunlar sonradan oluşan İslami hareketlere zemin hazırlamıştır. No Negro leaders have fought for civil rights. They have begged for civil rights. They have begged the white man for civil rights. They have begged the white man for freedom. And anytime you beg another man to set you free, you will never be free. Freedom is something that you have to do for yourselves. And until the American Negro lets the white man know that we are really, really ready and willing to pay the price that is necessary for freedom, our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves. The price of freedom is death. And they saw that the government was either unwilling or unable to protect them, that the intelligence on the part of the whites would make them get some rifles and shotguns and protect themselves. Now, Negroes are developing some kind of intellectual maturity too. And they can see that having waited upon the government to protect them has been a wait that has been in vain. So any of them who live in areas where the government is not able to do its job, then we do have to get together and do a job of protecting ourselves. The Ku Klux Klan is an organization. Ku Klux Klan, herkesin bildiği beyaz ırkçılığı savunan bir teşkilattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaştan sonra ortaya çıkmıştır. Onlar güneyde yeniden yapılanma hareketi başlatmak isteyen kapşonlu kişilerdi. Onların temel ilkeleri ırklar arasında eşitliğe karşı savaşmaktı. Zaman içerisinde bu teşkilatın farklı versiyonları da ortaya çıktı. Hatta bazıları güneyde değil, batıda, Michigan'da ortaya çıktılar. Bu teşkilat şimdilerde daha çok şemsiye bir örgüt olarak faaliyet gösteriyor. Modern Amerika'da bu teşkilatı savunduğu ilkeler çoğunlukla reddediliyor. Dünyada yaşanan zulümleri korkusuzca haykıracak olan Malcolm X,
daha 4 yaşındayken beyazların ırkçı, vahşi yüzüyle tanışır. 1929 yılında ailesi bir kabus gecesi yaşar. Evleri beyaz ırkçı örgütler tarafından ateşe verilir. O gece can havliyle sıçrayarak uyanışını, tabanca seslerinin, çığlıkların, duman ve alevlerin korkunç hengamesi içinde yaşadığı o geceyi asla unutamaz küçük Malcolm. Beyaz ırkçı örgütün elemanları evi yaktıktan sonra çığlıklar atarak kaçmaya başlarlar. Malcolm'un babası onların arkasından tabancayla ateş eder. Alevler içinde yanan evlerini kurtarmak için uğraşır babası. Aile korkudan neye uğradığını bilemez bir halde kendilerini dışarı atmaya çabalar. Malcolm'un annesi kucağında yeni doğmuş bebeğiyle kendisini dışarıya henüz atarken ev etrafa kıvılcımlar saçarak çöker. Olay üzerine gelen beyaz polis ve itfaiyeciler ise hiçbir şey yapmazlar. Little ailesinin evlerinin sonuna kadar yanıp kül olmasını onlarla birlikte seyrederler. Malcolm X is a product of his environment. Malcolm X çevresindeki yani Amerika'daki tarihi ırkçılığın oluşturduğu bir kişidir. Malcolm X politik bir evde büyüdü. Çünkü babası politik olarak Garveyanizme inanıyordu. Garveyanizm o zamanlar Pan-Afrikanist yani Afrika Birliği kurmayı hedefleyen Marcus Garvey'in öğrettiklerine inanıyordu. Ku Klux Klan'lar yani beyaz ırkçı örgütün babası olanları rahat bırakmıyordu. Bazen gecenin bir vakti meşalelerle onun evine gelip onun dışarı çıkmasını istiyorlardı. Ve sonunda harekete geçtiler. Malcolm X'in ailesinin evini komple yaktılar ve daha sonra da babasını öldürdüler. Malcolm'un babası ölene kadar dövüp çöp kamyonlarının arkasına atmışlardı. Burası Doğu Lansing. Little ailesinin evleri yandıktan sonra taşındıkları kasaba. Bir zamanlar Malcolm'un evinin bulunduğu bu bölgede işte şu görünen Michigan Eyalet Üniversitesi kurulmuştur. Bu bina geçmişte yaşanan tüm acıların tanıklığını yapıyor adeta. Doğu Lansing, Malcolm X'in acı hatıraları ile doludur. Küçük Malcolm ve ailesi yangından sonra burada bir kenar mahalleye taşınırlar. O günlerde Doğu Lansing'de Amerika'nın tüm eyaletleri gibi ırkçı zulümlerin fazlaca yaşandığı bir yerdir. Gündüz ayrı baskılar, gece ayrı şiddet vardır. Her yerde ve her zaman siyahlar için hayat çok zordur o yıllarda. Zencilerin karanlık bastıktan sonra dışarıya çıkmalarına izin dahi verilmiyordu. Zencilerin gittiği kiliseler, insanların kendi seçimleri yüzünden meydana gelen bir sonuç değildir. Bu daha çok kendilerinin içinde buldukları durumlardan dolayı meydana gelen bir sonuçtur. İnsanların bir seçim yapma aşamasına gelmelerine, onların ırk ayrımı yapılan bir kiliseye gidip gitmeme tercihini yapmalarına gerek yok. Onlar yalnızca yakındaki kiliselerden bir tanesine gidebiliyorlardı. Amerika'da yapılan ırk ayrımı nedeniyle zaten o kiliseye ya da teşkilata sadece tek bir ırka ait olan insanlar gideceklerdir. Yani bu insanların kişisel yaptıkları bir seçim değil, büyük kuruluşların yaptıkları seçimlerin sonuçlarıdır. O günler ile ilgili küçük Malcolm'un aklından çıkmayan hadiselerden bir tanesi de, mağdur oldukları halde yangın ile ilgili babasının sorguya çekilmesiydi. Derilerinin renginden dolayı o yıllarda Amerika'da siyahlar için adalet yoktu. Babası evlerini kundaklayan beyazların ardından ateş etmişti. Zaten her fırsatta zencilere baskı yapan sadist beyaz polislere fırsat çıkmıştı şimdilerde. Evlerinin yanmasının, çoluk çocuk mağdur olmalarının hiçbir önemi yokmuş gibi babasının tabancasının ruhsatı olmadığı için sıkıştırılması ve sorguya alınması Malcolm'u çocuk halinde bile çok şaşırtmıştı.
polislerin ikide birde evlerine geldiklerini, şöyle bir bakmak ya da silah aramak için karıştıra karıştıra evin altının üstüne getirdiklerini her zaman üzülerek hatırlar Malcolm X. The white man doesn't even come into my attitude. Mr. Muhammad teaches us to love our own kind and let the white man take care of himself. For a white man today, sir, after kidnapping millions of black people from Africa, stripping them of all human characteristics and relegating them to the role of chattel or cattle or animals, commodity, merchandise that could be bought and sold at will, and then 100 years since the Emancipation Proclamation, using every type of deceptive method to further us into slavery, called second-class citizenship, I think that it would take a whole lot of nerve for white people today to ask Negroes do they hate. Kendisini süper güç olarak adlandıran Amerika Birleşik Devletleri, tüm kurumlarını ve tarihlerini şiddet, baskı, zulüm ve ırkçılık üzerine kurmuştur. Vicdanları taşlaşmış, zalim batılılar işte bu topraklarda güç elde etmek için çok kan döktüler. Çok canlar yakıldı bu topraklarda batılılar tarafından, masum halklar üzerine. Öyle ki Amerika'da zencilere uygulanan zulümlerle ilgili ciltler dolusu kitaplar yazıldı ve yazılmaya da devam edecek. Yakın zamana kadar filmler de yapıldı Amerika'daki ırkçılık konusunda. Şimdi şöyle kısaca Amerikan rüyasının insanlık tarihinde görülmemiş zulümlerle nasıl gerçekleştiğini izleyelim. Yeni dünya dedikleri bu topraklara Avrupalılar akın ettiler. Kuzey Amerika, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla üstünde barındırdığı istilacılara hak edilmeyen bir hazine kazandırmıştı. Yeni dünyanın iskanı, zengin tabiat kaynaklarının hızla işletilmeye başlamasını gerektiriyordu. Bu, her şeyden önce emeğe bağlıydı. Amerika'da ise bütün göçlere rağmen bu emek yeterli miktarda yoktu. Bilhassa yavaş yavaş zenginleşen bu yeni dünyanın azgın sahipleri ağır ve adi işleri gördürecek hizmetçi nevinden elemanlar aramaya koyuldular. İşte bu suretle Amerika kıtasını bir iç harbe bile sürükleyecek olan esir ticareti başlamıştı. Çoğunluğu Afrika'dan getirilen köleler Amerika'yı dolduruyordu. Eşi benzeri görülmemiş büyük bir iktisadi gelişmeye sebep olan bu hırs, beşeri noktadan birçok masum zayıf insanın ezilmesine sebep olmuştur. Elbette ezilen zayıfların başında zenciler geliyordu. Amerika'da yaşayan Afrika kökenli kişilerin buraya gelmeleri, atalarının 1550-1800 yılları arasında muhatap kılındıkları transatlantik köle alma sürecinde olmuş ve Afrika'dan buraya köle olarak getirilmişlerdir. Köleleştirilmiş ve yeni dünya olarak adlandırılan ülkeye gelen Afrikalıların çoğu, öncelikle şimdi Latin Amerika dediğimiz Güney Amerika'ya getirildiler. Çoğunlukla Brezilya ve Karayiplere getirildiler. Bu kölelerin az bir kısmı şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu yere getirildiler. Tabii ki bazı Afrika kökenli kişiler diğer göçmenler gibi bu son zamanlarda buraya göç ettiler. Ama burada olan Afro-Amerikalıların yani zencilerin %90'ının ataları buraya köle olarak getirilmiştir. Burada çok zalim bir kölelik yöntemi vardı. Tabii ki kölelikten bahsettiğimizde bunu güzel anlatamayız. Ama Amerikan yöntemleri özellikle zalimceydi. Tecavüz olayları vardı. Aileler ayrılıyordu. Şiddet kullanılıyordu. Servet hırsıyla gözü dönen yeni dünyalılar veya onlara esir temin etmekle geçinme yolunu tutan Avrupalı esir tüccarları her tarafı sarmıştı. Afrika'ya seferler yaparak bu kıtanın kendi ikliminde hür yaşayan zavallı insanları köleleştirdiler. Afrikalılar ömürlerinde hiç görmedikleri ateşli silahlarla kuşatılıp kıstırılarak gemilere doldurulup Amerika'ya
taşınmaya başladılar. İnsan onurunu hiçe sayan, hayvan nakleder gibi gemi ambarında kaçmalarına mani olmak için çok kere birbirine bağlayan zenciler. Gemilere doldurulmuş bu masum insanlara ancak ölmeyecek kadar yemek veriliyordu. Kadın, erkek, çocuk ne buldularsa gemilere yükleyip Amerika'ya götürerek esir pazarlarında sattılar. Bugün Amerika kıtasında mevcut olan 35 milyon zencinin ataları ve dedeleri olan bu masumların çektikleri eza ve cefa her türlü tarifin üzerindedir. I made a comment earlier about how it was an especially brutal form of slavery in the United States. Tabii ki kölelik hiçbir zaman iyi bir şey değil ve insanlığın hiçbir zaman içinde bulunmak istemediği bir durum. Dünyanın bazı yerlerinde çok eskiden kölelerin bazı hakları, yasal hakları vardı ve bu köle olmanın yükünü hafifletiyordu. Ama Amerika'da bu böyle değildi. Kölelerin hiçbir hakları yoktu. 1850 yıllarında yasal olarak yüksek mahkemeden çıkmış ve onaylanmış Greg Scott kararı adında bir karar vardı. Mahkeme başkanı toplum için şu sözleri yazdı. Zencilerin beyazlar tarafından saygı duyulacak hiçbir hakları yoktur. Dolayısıyla o zamanlarda kölelerin ne hakları vardı sorusuna verilecek cevap sıfır. Kendi fiziki vücutları üzerinde hakları yoktu. Ailelerin hakları yoktu. Varlıkları açısından hakları yoktu. İş yeri açısından hakları yoktu. Ve kendi hayatları için hiçbir hakları yoktu. İngiliz ve Hollandalı gemilerin taşıdığı zenci köleler Afrika'dan zorla getirildiler. Evet, esir tüccarları gemilerle akın akın köleleri Amerika'ya taşıyordu. 1619 yılında ilk zenci köleler Amerika'ya nakledilir. Getirildikleri gemilerde Afrikalı kölelerin yarısı ölür. Ailelerinden, yurtlarından, köylerinden zorla alınan Afrikalı zencilerin yüz binlercesi artık Amerika'ya taşınıyordu. Artık insanlıktan çıkmış zalimlerin oluşturduğu bu köle pazarında bir eşya gibi satılıyorlardı. İnsan hayatı, insan onuru parayla alınıp satılıyordu. 1674 tarihinde bir zenci kölenin fiyatı 35 ile 40 dolar arasında değişiyordu. İşte şu gördüğümüz afişler de köle satışıyla, alımıyla ilgili evraklar ve afişler. Kölelik konusuyla ilgili verilerde 1790 yılında getirilen köle sayısı 760 bin kişiyi buluyordu. Daha 100 yıl geçmeden 1850'li yıllarda Afrika'dan sağ getirilen zenci köle sayısı 4 milyona ulaşmıştı. Bunların yarısının yolda öldüğünü hesap edersek 1850 yılına kadar 10 milyon masum zenci kendi topraklarından zorla koparılıp bu kara topraklara getirilmişlerdi. Takvimler 1930 yılını gösterirken Amerika'ya gelen köle sayısı 12 milyona ulaşmıştı. The institution of slavery was köle alma yöntemleri Afrika'nın bazı kesimlerinde farklıydı. İki etnik grubun savaşı sonucu köleler alınırdı. Kölelerin yok denecek kadar az hakları vardı. Onlar bir zaman mal varlığına sahip olabiliyorlar ya da buna benzer avantajlar elde edebiliyorlardı. Fakat şu gerçek ki kimse köle olmak istemez. Bu tabii ki istenen bir sonuç değildi. Ama söylemek istediğim şu, Amerika'da köleler insanlardan daha aşağı görüldükleri için onlara, yani kölelere karşı akıl almayacak şiddet dolu davranışlarda bulunmalarına yol açtı. Sadece tecavüz ya da derilerinin soyulması değil, ekonomik nedenlerden dolayı aile fertlerini satmak gibi insanlık dışı davranışlara itildiler. Pek çok insanlık dışı davranışları vardı. Zira Amerika insanlık dışı davranışlardan kurulan bir sistemdi. Sadece derisinin renginden dolayı köle olmuştu bu insanlar. Yerlerinden, yurtlarından koparılmışlardı. Burada, Amerika'da ikinci sınıf insan muamelesi görüyordu zenciler. Halbuki
1776 yılında ilan edilen Amerika İstiklal Beyannamesi şu satırları ihtiva ediyordu. Biz şu hakikatlerin aşikar olduğunu kabul ediyoruz. Bütün insanlar eşit olarak yaratılmış olup, yaratıcı tarafından kendilerine devri kabul olmayan bazı haklar bahşedilmiştir. Hayat, hürriyet ve saadete erişme hakları bunlar arasındadır. Evet, beyanname bunları söylüyordu. Ancak bu beyannameler beyazlar tarafından sadece beyazlar için yapılıyordu. Zira Amerika'da zenciler insan sayılmıyordu. Amerika'da en çok ırk ayrımı yapılan saat, pazar günleri saat 19'da. Çünkü beyazlar ve zenciler bu saatte ayrı ve farklı kiliselere gidiyorlar, aynı kiliselere gitmiyorlardı. Beyazlar ve zenciler tek sebepten dolayı aynı kiliseye, aynı okula, aynı iş yerine gitmiyor ve aynı mahallelerde yaşamıyorlardı. Zira bu sistemin parçasıydı. Onlar ayrı yaşamak zorundadırlar. Bu Amerika basınının diğer ülkelere ırk ayrımı yapmıyoruz mesajlarına rağmen Amerika'yı bilmeyen insanların anlatmakta zorlanacağı bir durumdu. İşin doğrusu aslında biz Amerika'da çokça ırk ayrımı yapılan bir toplumda yaşıyoruz. Beyaz Amerikalılar hayatlarının büyük bir bölümünde zencilerle karşılaşmıyor, onları görmüyorlar bile. Zira onları görme olanakları yok. Aynı mahallede yaşamıyorlar. Aynı okula, aynı iş yerlerine gitmiyorlar. Son olarak aynı kiliselerde ibadet etmiyorlar. 1930'lu yılların başı. Little Malcolm'un çocukluğunun geçtiği Lansing'de başarı kazanmış zenciler de vardı. Bunlar genellikle garsonluk, ayakkabı boyacılığı gibi işler yaparlardı. Hele hele bir zenci kasabada bir dükkanda ayak işlerine falan bakıyorsa, bu iş ona saygı duyulması için yeterdi, artardı bile. Malcolm X bu gibi kibirli zencilere kızardı. Kibirlenirlerdi ama yaptıkları işler aslında çok basit işlerdi. Asıl elit tabaka, yani büyük adam sayılan ve ırkının medarı iftiharı olan zenciler, Lansing Şehir Kulübü'nde garsonluk, hükümet binasında boyacılık gibi işler yaparlardı. Malcolm X'in babası da bu başarılı zenciler sınıfına dahildi. Malcolm babasının vaaz ettiği ortamlara, sohbet ortamlarına ve kiliseye sürekli babasıyla beraber giderdi. Kilise Malcolm'un aklını hep karıştırır, biraz da şaşırtırdı. Oturduğu yerden haykırarak, coşarak vaaz eden babasına ve onu dinleyen cemaate, bedenleriyle ve ruhlarıyla okudukları dualara, ilahilere, onların iyice açılıp büyümüş gözlerine bakıp kalırdı. O, küçücük yaşına rağmen Hristiyanların Hazreti İsa'yı ilahlaştırmalarına anlam veremezdi. Dinin temsilcisi olan papazlara, rahiplere, kısaca bu adamların çoğuna hiç saygı duyamaz küçük Malcolm. 20 yaşında bir delikanlı haline geldiğinde ve sonraları hapishanedeyken de hiçbir Hristiyan din adamının onda hiçbir tesiri olmaz. Zira o, beyazların zencileri köleleştirmek için kiliseyi etkili bir şekilde kullandıklarını fark etmiştir.